Sevgili öğrenciler, değerli meslektaşlarım merhaba. Bu dersimizde asitilkolinin aracılık ettiği kolinerjik aşırım basamakları konusuna yakından bakacağız. Bir anlamda asitilkolinin yaşam döngüsünü oluşturan nörokimyasal yani sinir ucunda gerçekleşen kimyasal olayları ayrıntısıyla tartışacağız. Bu şekilde kolinerjik sistemi etkileyen ilaçların etki mekanizmalarını daha iyi anlayacaksınız. Çünkü kolinerjik sistemi etkilen ilaçların temel etki mekanizması asetilkolin etkisini taklit etmek, engellemek veya artırmaktır. Bir önceki dersimizde asetilkolinin sadece periferik sinir sisteminde değil, santral sinir sisteminde de önemli bir nörotransmitter olduğundan bahsetmiştik. Yansıdan da takip edebileceğiniz gibi tüm sinir sistemi asetilkolini nörotransmitter olarak kullanır. Örneklendirecek olursam, asetilkolinin otonom sinir sisteminde otonomik ganglionlar, adrenal medulla, preganglionik sempatik sinir uçları ve parasempatik sinir sisteminde esas başlıca nörotransmitterdir. Ayrıca yine yansıda görmekte olduğunuz gibi asetilkolinin somatik sinir sistemindeki nöromusküler kavşaklarda ve santral sinir sisteminde de önemli işlevleri vardır. İşte bu nedenle Kolinerjik sistem bileşenlerin işlevleri bozulduğunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Bunlardan en çok bilinenler Myasthenia Gravis ve Alzheimer hastalığıdır. Tüm bu hastalıklarda kolinerjik aşırım basamaklarını etkileyen ilaçlar kullanılır. Burada dikkat edilmesi gerekli nokta ister periferik ister santral olsun asetil kolinin nörotransmitter olduğu tüm bu bölgelerde benzer sinirsel aşırım süreçlerinin geçerli olmasıdır. Altını çizmek istediğim bir nokta daha var. O da farmakolojik girişimlerde temel yaklaşımlardan birinin vücudun kendinde var olan kimyasal aracı moleküllerinin etkilerinin ilaçlarla taklit edilmesi veya engellenmesidir. Etkileri taklit edilen bu kimyasal aracı moleküller nörotransmitterler, hormonlar, inflamasyondan sorumlu aracı moleküller olabilir. İşte bu nedenle bir nörotransmitterin yaşam döngüsünde yer alan mekanizmaların bilinmesi farmakoloji açısından çok önemlidir. Dilerseniz şimdi bu önemli süreci oluşturan sinirsel aşırım basamaklarına sırasıyla daha yakından bakalım. Bu bilgileri edindikten sonra izleyen derslerimizde etkilerini bu basamaklar üzerinde gösteren ilaçları beraber gözden geçirelim. Hatırlayacağınız gibi Östil kolin gibi nörotransmitterler, nöronların vücutta birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan endojen kimyasallardır. Sinaptik aşırım temelde bir nörotransmitterin yaşam döngüsünü oluşturan basamaklardan oluşur. En yalın haliyle bu basamaklar nörotransmitterin biyosentezi, depolanması, salıverilmesi, kendisine ait reseptörü etkilemesi ve etkisinin sonlandırılması şeklinde sıralanabilir. Şu an yansıda nörotransmitter döngüsünde sinirsel aşırım basamaklarını görmektesiniz. Peki şimdi isterseniz burada durup kendimize bir soru soralım. Tedavide veya çeşitli tıbbi durumlarda kullandığımız ilaçlar nörotransmitter döngüsündeki bu sinirsel aşırım basamaklarını etkileyebilirler mi? Bu sorunun cevabı sanırım sizin de yanıtladığınız gibi evettir. Gerçekten de dersimizin esas konusunu oluşturan kolinerjik aşırım örneğinde olduğu gibi asetilkolina ait bu 5 sinirsel aşırım basamağının her biri aynı zamanda kolinerjik sinir sistemini etkileyen ilaçların da hedefi durumundadır. Sinirsel aşırımda ilk basamak ilgili nörotransmitterin biyosentezidir. Kolinerjik transmitler asetilkolin, suda çözünen küçük bir moleküldür. Ester yapısındaki bu basit molekül kolinerjik sinir uçlarında kolin ve asetattan sentezlenir. Asetil kolin sentezi, asetil kolinin prekürsörü yani öncü maddesi kolinin bir taşıyıcı transporter ile sinir uçlarına alınmasıyla başlar. Bu şekilde sinir hücresinin stoplazmasına alınan kolin molekülünü kolin asetil transferaz enzimi asetilleyerek Asetilkolini sentezler. Bu reaksiyonda asetil kaynağı mitokondriyumda piruvattan sentezlenen asetil koenzim A'dır. Kolinerjik nöronlarda novo yani ilk baştan yeni kolin sentezi oldukça az olduğu için asetilkolin sentezinde kritik aşama kolinin bulunabilirliğidir. Peki asetilkolin sentezinde kullanılan kolinin kaynağı nedir? Bu kolin nereden gelir? Kolin biyokimya derslerinden hatırlayacağınız gibi başta fosfatidil kolin, diğer adıyla listin ve sifingomiyolin olmak üzere hücre membranının temel yapı taşı ve bazı temel fosfolipitlerin öncü maddesidir. Dolayısıyla bu fosfolipitlerin parçalanması ile kolin açığa çıkabilir. Bu durumla bağlantılı olarak kolin nöronal sinyal iletişimlerine katılır. Diğer yandan da kolin, inflamatuar süreçlere katılan bazı faktörlerin yapısında da yer alır. Örneğin inflamatuar süreçlerde rol oynayan trombosit aktive edici faktörün yapısında kolin bulunur. Kolin ayrıca çeşitli biyokimyasal reaksiyonlarda metil gruplarının ana kaynağı durumundadır. Tüm bunlara rağmen kolin vücuda daha çok diyetle doğrudan alınır. Kolin yaşam için esansiyel vazgeçilmez bir madde olarak değerlendirildiği için ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Gıda ve Beslenme Kurulu tarafından günlük referans gıda alım miktarları ile belirlenmiştir. Özetle kolin sadece kolinerjik nöronlarda asetil kolin sentezine katılmaz. Kolin aynı zamanda tüm hücre membranlarının yapısal bütünlüğünün sağlanmasına ve sinyal ileti mekanizmalarına katkıda bulunur. Peki tüm bu bilgilerin eczacılık pratiği ile ne ilgisi olabilir? Sadece asitil kolin sentezinde değil, normal fizyolojik işlevler içinde gerekli olan kolin ve lesitin, özel beslenme ürünleri, tıbbi amaçlı gıdalar, bebek devam sütleri ve bebek mamaları gibi ürünlerin bileşimine de girer. Sevgili öğrenciler bu aşamada sizlere bir soru sormak istiyorum. Beyinde subkortikal kolinerjik nöronların atrofisi ve dejenerasyonu ile belirgin Alzheimer hastalığında asetilkolin düzeylerinin normalden daha düşük olduğu saptanmıştır. Diğer bir ifadeyle Alzheimer hastalığında en belirgin nörokimyasal bozukluk santral sinir sisteminde asetilkolin eksikliğidir. Bu durumda kolin ve fosfodidilkolin yani lesitin gibi asetilkolin öncülerinin Dışarıdan gıda takviyesi olarak verilmesi bu hastalıklarda işe yarar mı? Bu sorunun yanıtı halen araştırılmaktadır. Deney hayvanlarında yapılan bazı yeni çalışmalardan elde edilen sonuçlar yaşam boyu kolin takviyesi uygulamasının Alzheimer belirtilerini iyileştirebileceğine işaret etmektedir. Halen Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere beynin dejeneratif ve vasküler hastalıklarındaki Kognitif bilişsel bozukluklarda kolin takviyeleri kullanılmaktadır. Ancak bugüne kadar hastalığın ilerlemesini etkili bir şekilde yavaşlatacak hiçbir tedavi geliştirilememiştir. Alzheimer hastalığının gelişimine kolinerjik sistem dışında glutamat, serotonin ve nöropeptitler dahil olmak üzere birçok sistem katkıda bulunur. Ek olarak genetik, yaş ve yaşam tarzı gibi çok sayıda faktör de bu patolojiyi etkiler. Dolayısıyla kolin kaynakları olarak membran fosfolipitlerinin parçalanmasıyla açığa çıkan kolin, bazı faktörlerin yapısında bulunan kolin, diyetle alınan kolin sayılabilir. Son kolin kaynağında etkisini reseptörler üzerinde gösterdikten sonra hidroliz ile parçalanan asetil kolinden ortaya çıkan kolin oluşturur. Sonuçta hangi kaynaktan gelirse gelsin kolin bir membran proteini olan sodyum bağımlı Kolin taşıyıcısı ile sinir terminaline aktif transport ile alınır. Bu simporter yani kolin ve sodyumu birlikte ve aynı yönde taşıyan taşıyıcı hemikolinyum tarafından bloke edilebilir. Dolayısıyla hemikolinyum kolin biosentezinde hız kısıtlayıcı basamağı inhibe ederek sinir uçlarında asetilkolini boşaltır ve kolinerjik aşırımı engeller. Ancak hemikolinyumun tedavide kullanımı yoktur sadece deneysel amaçla kullanılır. Sinir hücresi toplazmasında sentezlenen astilkolin ikinci basamakta depo vesikülü içerisine taşınır. Peki sentezlenen astilkolin neden vesikül içerisine alınır? Asitilkolinin vesikül içine alınmasının ilk amacı presinaptik sinir ucundan asetilkolinin pasif sızmalarını önlemektir. Ayrıca stoplazmada bulunan asitilkolinesteraz ile asitilkolinin enzimatik parçalanmadan korunması gerekir. Son olarak sinir ucuna bir uyarı geldiğinde hızla salıverilen bir nörotransmitter kaynağı sağlamak için diğer nörotransmitterler gibi asetilkolinde, sinir terminalinde, veziküller içerisinde depolanır. İşte tüm bu nedenlerle kolinerjik sinir uçlarında asetilkolin, stoplazmada düşük, vezikül içinde oldukça yüksek konsantrasyonda bulunur. Vezikül içindeki bu miktar, Kuanta adını alır. Sinir ucundaki vesiküllerde depolanan asitilkolin molekül sayısı genellikle her bir vesikül için 1000 ila 50.000 arasındadır. Burada bir parantez açmama izin verin. Yansıdan da takip edebileceğiniz gibi genel dolaşıma salı verilen hormonlar kendi reseptörlerine yüksek afinte ile bağlanır. Nörotransmitterler ise hormonlar gibi kan dolaşımına değil sinaptik aralığa salıverilirler. verilirler. Dolayısıyla nörotransmitterler genel dolaşımda seyrelmediği için sinaptik aralıkta yüksek konsantrasyonlara ulaşabilirler. Bu duruma uygun olarak nörotransmitter reseptörleri kendine bağlanan bu kimyasal moleküllere karşı daha düşük bir afiniteye sahiptir. Bir reseptör ile ligand arasındaki afinitenin düşük olması genel farmakoloji derslerinden de hatırlayacağınız gibi nörotransmitterin reseptöründen hızla ayrılabileceği anlamına gelir. Nitekim daha sonra ayrıntısıyla göreceğimiz gibi asetilkolin kendi reseptörleri ile hızla etkileşir ve ondan hemen ayrılır. Reseptöründen ayrılan asetilkolin kendine özgü hidrolitik bir enzim olan Asetilkolinesteraz ile hızla parçalanır. Asetilkolinin reseptörleri ile olan bu kısa süreli etkileşim kalıbı etkisinin daha kısa ve dolayısıyla daha hassas kontrol edilebilmesini sağlar. Viskül membranında bulunan asetilkolin taşıyıcısı bir antiporter'dır. Antiporter aynı zamanda değiştirici veya karşı taşıyıcı olarak da adlandırılır. Antiporter iki veya daha fazla farklı molekülün veya iyonun plazma membranında zıt yönlerde. Yani biri hücre içine, diğeri hücre dışına. Sekonder aktif transportunda rol alan bir ortak taşıyıcı ve integral membran proteindir. Bu taşıyıcı astilkolini vezikül içine alırken hidrojen iyonlarını vezikül dışına çıkarır. Bu antiporter deneysel bir bileşik olan vezamikol ile bloke edilir. Vezamikol asitilkolinin depolanmasını azalttığı için onun sinir ucundan salı verilmesini de engeller. Sevgili öğrenciler, asetilkolin vesiküllerde her zaman tek başına bulunmaz. Vozoaktif intestinal peptit, adenozin trifosfat yani ATP ve proteoglikan ile birlikte depolanır. Uyarı geldiğinde asıl nörotransmitterle birlikte salıverilen bu maddelere kotransmitler yani bir anlamda yardımcı transmitter denilir. Üçüncü basamak olan nörotransmitterlerin vesiküllerden salı verilmesi egzostozla gerçekleşir. Bu süreç kısaca şöyledir. Sinir impulsu voltaj bağımlı kalsiyum kanallarından kalsiyumun sinir terminaline girişini ve sitoplazmik kalsiyum konsantrasyonunu artırır. Transmitter salı ilgili mekanizmalarda kalsiyum merkezi bir roldedir. Presinaptik uçta kalsiyum seviyelerindeki artış, viskül membranının presinaptik plazma membranı ile füzyonlu kaynaşmasını hızlandırır. Ardından visküllerden egzostoz ile asitilkolin ve çeşitli kotransmitterler sinaptik aralığa salı verilir. Sinaptik viskül füzyonuna arıcılık eden proteinlere İngilizcesiyle snare proteinleri denilir. Snare protein kompleksi nörotransmitter salınmasına katılır. SNAID proteinleri en güçlü nörotoksinlerden biri olan botulinum toksinlerinin substratıdır. Botulinum nörotoksinlerinden A ve E bazı SNAID proteinlerini parçalayarak nöromusküler kavşakta stilkolinin vesiküllerinden egzostozla salıverilmesini bloke eder. Nöromusküler kavşakta stilkolinin salıverilmesinin blokajı gevşek felç denilen duruma neden olur. Yani iskelet kası tonüsünü yitirir ve gevşek bir hal alır. Botoksun bu etki mekanizması terapetik ve estetik amaçla kullanımının altında yatan başlıca nedendir. Düşük dozda botulinum toksininin lokal enjeksiyonu kas hiperaktivitesi ile belirgin çok çeşitli klinik durumların tedavisinde etkilidir. Örneğin yemek borusundaki akalaziyi gidermek için alt özofagus sfinklerine enjeksiyon, yüz kırışıklıklarını gidermek için yüz kaslarına enjeksiyon, Serebral palsi bireylerde spas azaltmak için bacak kaslarına enjeksiyon sayılabilir. Botoksu duyarlı bir şekilde presinaptik membrana yanaşan vesiküllerin membranı ardından stoplazma membranının iç yüzüne belirli noktalarda yapışır. Yapışma yerlerinde membranlar erir. Vesikül membranının terminal membran ile bu şekilde füzyonunu sinapsta bir por gözenek açılmasını tetikler. Asitil kolin depolayan vesiküller içeriğini bu şekilde sinaptik aralığa boşaltır. Bu kısa süreli egzostaza öp ve kaç egzostuz da denilir. Öp ve kaç egzostuz sırasında gözenek kapanır ve vesikül yeniden nörotransmitter depolanması için hızla ve lokal olarak yeniden kullanım sürecine uğrar. Dolayısıyla nörotransmitter salıverilmesi sırasında vesikül tümüyle sinaptik aralığa atılmaz. Yani bu olay tam bir egzostoz değildir. Parsiyel, kısmi egzostoz olarak kabul edilir. Buradan da net bir şekilde anlaşılacağı gibi nörotransmitter taşıyan vesiküller tek kullanımlık değildir. Nörotransmitterler gibi vesiküller de bir yaşam döngüsüne sahiptir. Bu bağlamda insan vücudu oldukça ekonomiktir ve nörotransmitter içeren vesiküller bir döngü içerisinde tekrar tekrar kullanılır. Presinaptik uçtan bu şekilde salıverilen asetilkolin postsinaptik uca difüzyonla ulaşarak orada bulunan reseptörlere bağlanır ve onları aktive eder. Sevgili öğrenciler, şimdiye kadar gördüğümüz kısmı özetleyecek olursam, bir kolinesteri olan asetilkolin kolinerjik sinir terminalinde sentezlenir ve depolanır. Bir kolinerjik nöron uyarıldığında asitilkolin sinaptik aralığa salı ve postsinaptik hücre üzerindeki reseptörüne bağlanarak hücresel yanıtı tetikler. Bu aşamadan sonra asitilkolin kendine özgü iki reseptöre bağlanabilir. Muskarnik ve nikotinik reseptörler. Şekilden de takip edebileceğiniz gibi bu dördüncü basamağa karşılık gelmektedir. Bu reseptörler de kendi içlerinde alt tiplere sahiptir ve dağılımları dokudan dokuya farklılık gösterebilir. İşte astil kolinin kendine özgü etkileri, örneğin dilen işlevleri veya iskelet kası kasılması bu reseptörler aracılığı ile ortaya çıkar. Hücresel yanıt oluştuktan sonra astil kolin kendine bağlanan ve onu kolin ve asetata hidrolize eden asetilkolinesteraz esteraz enzimi tarafından hızla etkisiz hale getirilir. Bu yansıda 5. basamağa karşılık gelmektedir. Asitil kolinesteraz enzimi oldukça verimli çalışır. Enzim molekülü her seferinde başka bir asitil molekülünü parçalamak üzere hızla eski haline geri döner. Tedavide kullanılan kolinerjik ilaçlar etkilerini daha çok bu son iki basamağı etkileyerek gösterir. Sevgili öğrenciler, bu nedenle ilerleyen derslerimizde bu son iki basamağı daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Sizlere güzel bir gün dilerim.